Hello. Yeah. What? Hello. I'm fine. Bangladeshi. You are Bangladesh? I'm Bangladesh. Yeah, yeah. Okay, I'm from Turkey. Turkey. Thank you very much. Good one. Okay. What? Selfie. Do you want picture? Okay, let's come. Come here. Let's go. Burada bir an olsun, güzel fotoğraf. You know me, my visiting card. Thank you. My name is. Bye. Geçti abi o artık. Sömürülürsün bu saatten sonra. Turkey problem. I think Erdogan must wear Mr. Israel president. Welcome to Bangladesh. Thank you, Bangladesh. All right, goodbye. Enjoy. Gençler ve daima genç kalan insanlar, biliyorsunuz bir önceki bölümde Bangladeş'e gelmiştik. Ve Bangladeş'te böyle bir otel odasına yerleşmiştim. Burası benim bulabildiğim en ucuz otel odası. Ben bu odaya gelecek $9 veriyorum. Kahvaltı dahil değil, tek kişi kalabiliyorsunuz. Evli olmayan çiftler kalamıyor. Onu söyleyeyim. Bangladeş'te her otel böyle mi bilmiyorum ama burası öyle. Otelin adı şöyle Royal Hotel Royal Palace. Aklınızda bulunsun, belki gelirsiniz buraya. Çok ilginç bir ülke burası. Zaten dışarı çıkınca göreceksiniz, bildiğiniz kaos. Böyle ben Hindistan'a hiç gitmedim ama videolarını izliyorduk yani. Aynı orası, hiçbir farkı yok. Ama Pakistan'a gittim. Pakistan'ın Kariç şehrine çok benziyor burası. O kalabalık, o pislik ne yazık ki mevcut. İlk kez bir ülkede gezerken böyle şey hissediyorum şu an. Lan sokak yemekleri abi, bu sefer mideyi bozar mıyız diye düşünüyorum. O nedenle biraz korkuyorum. Kahvaltı yapmadım, bir şey yemem gerekiyor. Birlikte yiyeceğiz. Hazırsanız şimdi kamerayı çeviriyorum ve Bangladeş gezisine başlıyoruz. Haydi bakalım. Hello. I'm fine. How are you? Where are you from? I'm from Turkey. Oh yes. So you from Dhaka? My name is Parveen Akhtar. I live in Chittagong. Now present I live in Dhaka. Uh-huh. And I am a journalist Dhaka. Oh, journalist. You're a journalist. Yes, yes. Okay. Okay. Do you give me some tips in Dhaka? Where should I go? Yes, yes. I live in Dhaka. Uh-huh. So where are you from? I'm from Turkey. Acha. But why now present? What? Dhaka? No, right now, yeah, I'm in Dhaka, as you see. Single? Yeah, right now I'm here alone, but I have girlfriend. Oh, acha. You live? Yeah, no, it's not live. Yes. It's not live. It's gonna be in YouTube. So, you like in Bangladesh? We'll see. We'll see. It's my first day in Bangladesh now. Hatay. Yeah. Okay, my visiting card. My visiting card. So you're in television. Journalist. Parveen. Parveen. Parveen journalist. Thank you. Thank you very much, Parveen. Have a nice day. Bye. Goodbye. Take care. Take care. Bu hızlı bir giriş oldu. Bakın sokaklar hep böyle. Yani gördüğünüz gibi. Kapıya. Ayşe, start with... My foreigner best friend, please, Papia. Oh, he's your friend? Yes. Okay. Hadi buradan başlayalım bir kahvaltıya. Papia. Which one is the favorite? Papia's good one? Okay. Bunu yiyelim ya. Yeah. Thank you. Thank you very much. This is papaya, right? And what is that? Yeah, papaya. This is what is that? You speak in Bangla? No Bangladesh. I know English, but
about some samalki. Oh, a little, a little. Is it papaya as well? Yes, yes. Okay. Yes. Rotten papaya maybe. Bu da papayaymış. Yes, yes. Sarı olan daha tatlı. Bak. What is that? Is it pineapple. Curry? Pineapple. But it doesn't look like only pineapple. It's curry pineapple. It's marinized. Marinized. What? Some extra. Some extra? Yeah. Okay. Let me try. Hadi bakalım. Buna tadına bakalım. Şöyle. Okay. I know it. Papaya. Bunun kokusunu anlamadım ama. It's okay. Acı mı lan bu? Chili. Is it chili? Yes. Ne gerek var ya? How much one? How much? 20. 20. Okay. Ver hadi bakalım. Hadi atın. Oh. Ananas çok iyiymiş. Bunu vereyim. Bunu acaba vereceğim de acaba şu... Şimdi şu sudan çıkardı bizim. Bunu acaba suya tekrar atıyor mu onu emin değilim. Thank you very much. Ha, oraya atıyor. Güzel. Sudu tekrardan buraya koydu. You are my best friend. One selfie. You agree? Yes. It's okay, please. No. No, please, thank you. Okay, thank you. Şelpini bu, sağ ol. Bir fotoğraf, bir fotoğraf çekelim. Thank you very much. Yeah, thank you. Thank you. Okay, you knock me my visiting card. Thank you. My name. Bye. Bye-bye. Yeah. Ya aslında özellikle biraz daha fakir ülkelerde böyle çok şey kabul etmek istemiyorum da hani birine bir şey ısmarlatmayı ne yapalım çok kısarttılar. Şimdi arkadaşlarım, dostlarım bir şeyler yememiz şart. Meyveyle evet bir altlık yaptık ama acız dayı. Acız. Şöyle bu sokakta bir şeyler bulabiliriz. Bakalım burada ne yapıyorlar mı? Ama hello. Is it tea? Çay? Çay yapıyorlar herhalde burada. Bakalım nasıl yapacak görelim. Tea. Çay. Misty. Okay. Not now. Maybe later. Thank you. Oh. Abi otobüse inanılmaz. Bakar mısın otobüsüne? Bak. Bak. Oh. Bu kaos ya artık. Hello. Going? Not going now. Are you taxi? Jam. Main outside. Okay. Otobüsler çok ilginç ya. Yani hiç durmuyorlar. Onu anladım. Ve biri bekliyor şöyle girişte. O hemen birini içeri katıp devam ediyorlar. Ve hayatımda gördüğüm en eski otobüsler sanırım bunlar. Burada ilginç bir şey yapılıyor. This is, what is that? Okay. Şu tütün değildir herhalde diye düşünüyorum. Bunu ağızlarına koydukları değişik bir şey var. Kırmızı yapıyor bu. Sanırım ondan yapacak. Ne koydu içine. Da sonra abi.
That's okay. How much? Five. Is it mixed red? Bu da sonra yolluk. Kulak arkası. Koy. Demek ki burada meyve, tropik meyve sokak yemeklerine bayağı dahil. Özellikle ananas ve papaya böyle her yerde satılıyor. Ve burada dayıların sakallarında kırmızılıklar görüyorsunuz bazı yerlerde. Bunu ben Pakistan'da da çok görmüştüm. Zaten şimdi bilmeyen arkadaşlar için de anlatayım. Burası 1971'e kadar Doğu Pakistan'dı. Hatta biraz daha geçmişine gidelim. 12. yüzyılla 18. yüzyıllar arasında burası Babürlülerin olduğu, Müslüman yönetimindeki bir topluluktu. Sonra İngilizler geliyor buraya. 1947'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu subcontinent denilen, yani Nepal, Bangladeş, Hindistan, Pakistan gibi ülkeleri kaplayan tüm sömürdüğü devletlerden ayrılıyor. 47'de sanırım. Yanlışsam aşağı yazarım yine tarihi. Ayrıldıktan sonra yine Pakistan'a bağlı kalıyor. Yani çok ilginç. Hindistan'la Pakistan arasında, yani sınırları Pakistan'la komşu olmamasına rağmen Doğu Pakistan olarak adlandırılıyor burası. Ve yine 1971 ve ya 75, tam emin değilim. Aşağı yazacağım yine tarihi. Artık bağımsızlığını ilan edip kendi bir devlet olarak devam ediyor Bangladeş. Buranın nüfusu son sayımlara göre 170 milyon ve Türkiye'ye göre yüz ölçüm bakımından yarısından daha az bir yer. O yüzden çok yoğun ve çok fazla hava kirliliği var ülkede. Asgari ücret yeni $100 civarına çekilmiş ülkede. %90 Müslüman, %10 Hinduist bir devlet ama ileri zamanlarda Hindulerin iyice gideceği söyleniyor buradan. Gördüğüm bu zamana kadarki bence en fakir ülke burası. Yani çok acı ama bunlar gerçek. İnsan burada çok değersiz, çok zor yaşam şartlarında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Şükürler olsun Mustafa Kemal Atatürk'e. Şöyle dümdüz yürüyorum. Sokak tıraşçılarını görebilirsiniz. Hello. How much for shave? How much? 60 taka. 60 taka. And haircut and shave or only shave? 100 bees. 100 is 102. Both of them. And massage? Massage. No massage. No massage. Just shave like that and haircut. Okay. $1 böyle şey yapabiliyorsunuz. Bakalım nasıl olmuş. Good. Valla bir kere aslında gidip böyle bir yer tıraş olmak istiyorum ama bakalım nasıl olacak? Nasıl yapacağız? Bilmiyorum. Ya ben Bangladeş'e gelmeden önce biliyordum. Yani Bangladeş'e geliyorsun zaten ama böyle bu kadar beklemiyordum ya. Bu kadar beklemiyordum arkadaş. Baksanıza. Sokaklara. Ya oturun. Vallahi oturup kalkıp şükredelim, ne diyeyim. Mesela ben bunların birine atlayıp gidecektim şimdi. Ama o kadar trafik var ki yürüsen aynı şey zaten. Bir de hep korna. Ben normal yürüyorum, bunlardan zaten daha hızlıyım. Oo, sokak yemekleri. Hi. How are you? I am fine, how are you? Alhamdulillah. How much are they? What price? Let's say this one 70. 70. With rice? Yes. No. With rice how much? Rice 2 plates, 70. $1 two of them kind of. Maybe, right? Yeah. Less than $1. $1'dan daha az ha?
böyle isterseniz balık yiyin. İstiyorsanız pilav yiyin. Bu Vietnam'da bu yemekten çok vardı bu arada. Balık yemeği. Aa bu ne ya? Potato. Patates ve soğan. İlginç bir şey. Herhalde soğan. Turkey. 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 Thank you. Goodbye. Bye. Bye. Devam edelim. Şimdi Bangladeş, özellikle Dhaka, camiler şehri olarak biliniyor. Burası İpek yolunun geçtiği yer olduğu için kervansaraylar, camiler çok fazla var. Şimdi o bölgeye doğru yürüyeceğiz. Biraz size o bölgeyi göstermek istiyorum. Umarım buradan biraz daha az kaoslu bir yerdir. Burada da bir şeyler var. Evet. Good. Potato. Ah, just like. Yes. Burada da herhalde bir pirinç yiyorlar. Pilav daha doğrusu. Kızartmalı yüksek ateşte. Bunun yesim yok açıkçası. Sadece yolu devam etmek istiyorum. Oy oy oy. Normalde burada ulaşım çok ucuz. Yani ben taksiyle tuk 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 yani tuk tuk ne? Şunlar tuk tuk işte motorun arkasına bir şey bağlıyorlar. Bunlar bisikletli, bunlardan bahsetmiyorum. Motorun arkasına küçük böyle bir şey bağlıyorlar. Oluyor sana tuk tuk. Resmini koyarım zaten biliyorsunuzdur izliyorsunuz da. Bir saatlik yolculuk için adam benden sadece 3 dolar istedi. Bir saatlik yolculuk için. Ben binerim binmesine bunlara. Bir ara bineceğim, bisikletliye de binmek istiyorum. Tuk tuka zaten bindim. Fakat çok fazla trafik olduğu için hiçbir işe yaramıyor. Yürümek daha mantıklı geliyor bana. How much this? Ha? Okumayı bilmiyor herhalde ya. Dur bekle. One minute. This. Lal bak, lal bak. Lal bak. No. How much? 400. Come on. Lan bir saat şeyde geldik. Bob Marley. Gel. Güzel fiyat ver. Senle gideyim. Lal bak, lal bak. How much? 500. 500. 500. Or 50. 50. 50. Sen ne diyor bana? How much? How much is that? 50. 50 ha? He 50. 50 cent. Bakalım. Bir gidelim. Abimle birlikte. Ha o 40 dedi. Aa kusura bakma ya. Valla kötü oldu. Sorry. Brother. Sorry. Özür dilerim. Vallahi anlayamadık ya. Sana kısmetmiş. Aa kısmet. Kısmet sana aa. Kısmetmiş. Şöyle Bangladeş'te okuma yazma oranı çok düşük. İnternette yazılana göre %10'larda deniyor. Bakın ben adama gösterdim, okuma yazma bilmiyorum dedi. Resmini gösterdim, yeri anladı. Çok sıkıntı tabii. Zor abi bu ülkenin. Bu ülkenin gelişmesi imkansız ya. Ne olursa olsun, ne kadar sanayi buraya gelirse gelsin. Ne yapacak ki? Okuma yazma bilmeyen bu çağda imkansız. Belki eskiden o iş gücü, insan gücünün önemli olduğu zamanlarda olabilirdi bir şeyler. Ama geçti abi o artık. Sömürülürsün bu saatten sonra. Üzücü bir şey. Ah cahiliyet abi, cahil. Halk cahil. Yani buna cahiliyet deniyor çünkü. Cahilette cahillik deniyor, okuma yazma bilinmiyor çünkü. İsmen bu. Abi. Yani ne yazık ki İslam ülkeleri böyle arkadaşlar.
Pakistan da böyleydi. Bangladeş'e geldik, bu da böyle. Bilimin peşinden koşmayınca insanın hali buna dönüyor. Ne derseniz deyin, neyi savunuyorsanız sorun, inanın inanmayın. Onunla ilgilenmiyorum, politika değil. Gerçekleri anlatmaya çalışıyorum. Ya sonumuz böyle olsun, kimse istemez değil mi? O nedenle bilim yapmamız lazım. Öğrenmemiz lazım, araştırmamız lazım, okumamız lazım. Seyahat etmemiz lazım. Seyahat edemiyorsak bakın bu şekilde elimizden geldiğince birçok gezgin bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Hiç fark etmez hangisini izlediğiniz. Hangisi daha çok size keyif veriyorsa, hangisi daha çok samimi geliyorsa onu izleyin. Hepsi iyi. Bakın. Şehirde bu anlattığım bisikletlerden, şehirdeki ülkede 400 bin adet var. 400 bin kişi çalışıyor böyle. Ev ekmek götürmek için. Yani ne olduğunu bilmiyorum ama bu insanlar burada cehennemi yaşıyorlar arkadaşlar. Bakın. Yorucu. Bir deri bir kemik kalmış abi. Bak her yerde seçim propagandaları var. Bunlar hep seçim propagandaları. Hale bak halkın haline. Ve bunu atsan bu afişi ne olur, asmasan ne olur. Hal zaten artık açık ve net ortada yani. Bu kadar fakirini görmemiştim ya. Ne yalan söyleyeyim, bu kadarını görmemiştim yani. Burası Hindistan'a gitmedim. Belki Hindistan'da böyledir. Ama içi parçalanıyor insan, üzülüyor. Gerçekten üzülüyor ya. Bak. Abi şey yaptı yani. Eliyle sinyal verdi Atemi. Şöyle yaptı, buraya geçti. Bunlar da tuttuklar. Bir tık daha pahalı, motorlu. Bunun amacı ne? Niye bunu bu kadar çok kullanıyor? Niye 400 bin tane var bundan? Çünkü benzine ihtiyaç yok. İnsan gücü ekmeği yiyor. Devam ediyor. Şurası tavuklu et satılan yerde. Ve de şehirde çok kötü bir koku var. Pis kokuyor yani şehir. Sidik kokmuyor. Böyle ekstradan örnek verebileceğim bir koku değil. Gerçekten pis bir koku var etrafta. Ve mesela ben biraz önce bir işte elimde bir çöp vardı. Atmak istemiyorum. Her yer çöp. Ya atsam. Plajda kum. Elimdeki çöp. Atmak istemiyorum yere. Çöp yok abi etrafta. Çöp yok. Bak şöyle çöpçüler geziyor anladığım kadarıyla. Yerde, verde, plastik ne bulurlarsa topluyorlar. Şimdi Bangladeş'te gezilip görülmesi gereken bir yapının oraya gidiyoruz. Detayları size zaten orada anlatacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Vallahi çektirecekler mi bilmiyorum burayı ama. Hello. Ha burada. Oo. Sıra var. Hello. Ne kadarmış? 200 2 dolara. Buraya gireceğiz. Ablam takmış taçını da. Hello. Thank you. Valla her yer dilenci ya. Söylenen nam. Bırakın beni ne olursun ablam. Ben nasıl size yardımcı olurum bu kadar insana ya. Hayatım. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you. Bunlar Hinduist olması lazım diye düşünüyorum. Burası güzel arkadaşlar, Lalbagh Kalesi diye geçiyor. 340 yıllık bir kale. Genel olarak şöyle ben de biraz okuyacağım size burada. Bangladeş'te yer alan 340 yıllık Lalbagh Kalesi başından geçen olaylar nedeniyle uğursuz kale olarak adlandırılıyor. Ayrıca Lalbagh Kalesi UNESCO Dünya Kültürü Miras Listesi'nde de yer alıyor. Bakın böyle bir yer. Türkiye. Türkiye. En azından iki nefes alabileceğimiz bir yer burası. Yine burası bile sisli puslu bir yer. Hani yeşillik gibi gözükse de çok içine temiz temiz hava çekebileceğin bir yer değil. Şimdi burası 1677 yılında Bengal Prensi Muham Azam Şah tarafından yapılmaya başlayan bu kale prensin yaşadığı sürede bitmemiş. Bu gördüğünüz şu an yer. Daha sonra tahta geçen oğlu kalenin yapımına devam ederken kızı İran Pari Dibi bir hastalıktan ölmüş. Bu sebepten dolayı kalenin yapımını durdurmuşlar ve kaleyi uğursuz kale olarak adlandırmışlar. Yapımı yarıda kesilen bu kale Moğol dönemi bitince terk edilmiş. İşte ilginç bir an, hani insanlar geliyor, ziyaret ediyorlar güzel arkadaşlar. Burası da şehrin, eski şehrin bir bölümü diye geçiyor. Kaleye de ziyaret etmek isterseniz bu yere 2 dolara ziyaret edebiliyorsunuz. Burası aslında camiler şehri olarak da biliniyor Dakka. Yakınlarda yine bir tane daha cami var. Oraya da girmek istiyorum hava şey olmadan, kararmadan. Bir fotoğraf çekip buradan yazacağım. Hello. Hello, how are you? Hi. What's your name? Trumpa. Trumpa. Hi. And what's your name? Mogwa. Mogwa. You? Jihad. Jihad. Okay, you are brothers and sisters or friends? Yes. Sisters. Sister and brother. Okay, perfect. You live in here? Hi. Dhaka. Okay, thank you very much. We'll put Dhaka. Welcome to Dhaka. Welcome to Bangladesh. Bangladesh. All right, goodbye. Enjoy. Enjoy. YouTuber? Yes. Bangla language? No, I don't know Bangla language. English? English only. Yes. Can I... Do you speak English? Something. Do you speak English? Something. A little? In here... Some people like you have orange beer. Yes. Why is that? My prophet water. No black. No black. Other color. The other colors. Yeah. You don't like black beer. You like other colors. Yes. Just because you like it. Yeah. Okay. All right. Thank you very much. What is your name? My name is Muhammad Hanif. Muhammad Hanif. My name is Samir Islam. Okay. My name is Samir Islam. Nice to meet you. My district, Pirospur. Okay. Let's take a picture. Come. Is it okay? Yeah. Okay. Boyutul Mukarram adını yanlış söyleme ihtimalim çok yüksek tabii ki de. Altına yazarım ben. Girişinde böyle. Bunlar misvak diye düşünüyorum. Hayatımda hiç denemedim bunları. Misvak. Misvak. How much? How much this? 10 taka. 10 taka. And how many times you can use it? 5 minutes. 5 but no. If I buy it, I use one time, right? And buy another or can I use one this? One time, no. Because pass bar. How many times I can use? No, five times. Five times, part like day, part day. One stick, five brush. Hiç kullanmadım vallahi bunlardan ama. Orada mesafelermiş. Geri girişi yapalım. Ayakkabıları çıkaracağız mı?
Çıkaracağız herhalde. Nasıl çıkaracağız? Ben yanıma alayım da burada ayakkabılar sıkıntı olmasın. Benim ayakkabılar bunlar. Keşua kullanıyorum. Bunun bir linki olacağını düşünmüyorum. Aşağı açıklama bırakamam ama Decathlon'a gidip şu ayakkabıyı gösterirseniz verirler bence. İnanılmaz memnunum. Yaz, kış her şekilde kullandım. Waterproof yazıyor ya bakın. Bu gerçekten su geçirmiyor ve fiyat performans ürünü. Benden ufak bir tavsiye. Belki merak ediyorsunuzdur seyahat ederken ne kullandığımızı. Bir içeri doğru girelim bakalım. Çok fazla dilenci var ya. Burada da çok fazla var. Şöyle şuradan devam edeyim. Çektirirler mi bilmiyorum ama biz yavaş yavaş devam edeceğiz. Biraz ilginç bakıyorlar etrafta. Tabii kamerayla çok gezen giden çok turist olmadığı için abdesthane böyle. Turkey problem. I think Erdogan must wear Mr. Israel president. Because Israel so bad country and Israel so difficult country. Israel killed Palestinian people, but don't affect it. Don't affect other country. Turkistan so many Muslim country. Number one powerful. Number one have power. Fly everything. Everything is the powerful country. But don't affect it. Don't affect it Israel. No, only shoot, you know, what you say. Herkes toplandı. I angry ready bro, I angry ready, but okay. Muslim country. Human is human, okay? Human, no, it's no, not no. Matter what is religion. No, no, no. People are human. Even human, okay, but you must thinking, only yes. What is the... Yes, Muslim. We all must thinking. All must thinking. Have a nice day, goodbye yeah, my friend. MashaAllah. Assalamu alaikum. Bu arada abiyi gördüm, can you try on? Şöyle, bakın dişleri fırçalıyor. En azından dişleri bembeyaz abinin ya. Diğerleri gibi değil yani. Your teeth are good, strong. Bak ne güzel fırçalıyor abi. Hem doğal yolda. Götürüyor. Almış yani dükkandan. Hem de o da beni çekiyor. Vay vay vay. O ne oğlum? Ha cricket. Is it cricket? Burada ulusal oyun kriket çünkü İngiliz sömürgesi altında kalmış ve burada en çok kriket izleniyor. Gençler de böyle kriket oynuyorlar. How much is that brother? How much? Mani kotadam. Yeah. How much kaka? 300. 300. This. Is it 300? Yeah, one piece 300. Çok ucuz ya. 300. 3 dolara. Böyle bir çubuk satıyor. Oh maşallah. Hepsi yanıma toplandı. Sokak yemekleri var. Nohutlu bir yemek. Şey çok var. Yumurtayı çok görüyorum burada. Yumurtanın da olayı şey. Tok tutsun diye. Genel olarak hep bakın. İşte mercimek, nohut gibi yemekleri görüyorsunuz. İşte protein. Çünkü insanların bir şekilde doyması lazım burada. O sadece ekmekle de değil. Öyle bir bildireyim istedim. Mesela bizim Uğur Kola'yı biliyorsunuzdur. Kardeşimi de takip edin buradan. Uğur'un ilk gün Afrika'da abi Etiyopya'ya iniyor. Telefonuna kameraya kapkaç yapmaya çalışıyor. Öyle bir yer değil burası. Bence benim gördüğüm kadarıyla öyle bir yer değil şu anda. Sadece fakirlik çok var ve ben bile konuşurken şu an hava o kadar kirli ki öksürmeye ihtiyacı duyuyorum. Okay. Thank you. Brother, which one? This? Is it good? This or this? Okay, one. Go. Brother, can you give one please? Bakalım bunu nasıl yapıyorlarmış. Do you speak English? A little English? What is that? Can you make one
How much? 800. 80. Okay, one make. Şimdi bakalım. Chicken? Chicken. Tavuklar atıyor. Bildiğin makarna gibi düşün bunu. Beluriz dike bir de. Burger diye. And how much are they? How much? Eight. Ekmek de güzel gözüküyor, kötü değil yani. Oh, Esit abi. Evet. Ya $1 bile değil buradaki yemekler. Tabii yapamıyorlar da zaten. Kim ne kadar bir şey versin ki? Asgari ücret $80. Düşünün, ev kirası var bu insanların. Yiyecekler, içecekler, okuyacaklar. Değil mi? How old are you? Hiç İngilizce var mı? Okay. Me, Arda. Arda, you? Avanam Dijoy. Avanam Cibu. İnşallah adı odur. Bir de, and one water please. Is it yours? Gel buraya. Şşt, gel gel. Böyle bir tane hamburger, bir tane suyu $1 satıyorlar. Hello. What? Hello. I'm Bangladeshi. You are Bangladesh. I'm Bangladesh. Yeah, yeah. Okay, I'm from Turkey. Turkey. Thank you very much. Good luck. What? Selfie. Do you want picture? Okay, let's come. Come here. Let's go. Burada bir an olsun, güzel fotoğraf. Thank you. Burada arkadaşlar eş cinseller ve transgenderler hayatın içine karışmış bir şekilde. Bu çok güzel bir şey. İnsanların yönelimlerine göre ayırmıyorlar. Yani ne kadar da işte Bangladeş bakın diyorsunuz ama böyle bir şey bakın Türkiye'de ne kadar çok intihar oranı var. Ne kadar kötü. İnsanların hayatını yaşamasını izin vermiyorlar. Toplu olarak toplum baskısıyla. Burada geliyorlar, alışverişini yapıyorlar. Saygı duyuyor insanlar, her şeyden önemlisi. Neye inanırsan inan, yani ne olacağını düşünüyorsan ol ama o insanların hayatıdır. O insanların düşüncesidir, o insanların yönelimidir. Kimse buna müdahale edemez. Bakın burada da insanlar gelip hayatın içine daha dahil oluyorlar. Ki intihar etmiyorlar. En önemli nokta bu. Hayatı tutunabiliyorlar, yaşayabiliyorlar. How much taka? Kaç taka kaç? Taka kaç taka ya? This? Okay. That's show. 50, 150 taka. 150. 150. 150. Tamam hadi gel ya. Sen gitmeyeceksin mi? No? Ay hadi gel sen beni götür ya. Sen cevabı çıktın. Hadi belediye başkanını uğurluyorlar herhalde. Görüşürüz. Aslında bir Hindistan cevizi yesin var da. Polisler çok güler yüzlü ya burada. En azından bize karşı öyleler yani. Polislere karşı öyleler. Thank you brother. Thank you. Tapınağa geldik. Burası bir Hint tapınağı. Bir şey doğru. Girip size göstermeye çalışacağım. 11. yüzyıla dayanıyor buranın tarihi. Aslında işte Duncan'ın antik ve modern bölgelerinin tam ortasında yer alıyor. Halkın kahraman olarak benimsediği liderin doğum ve ölüm yıl dönümüne dini günlerde, milli bayramlarda bu tapınaklarda toplanıp dua ediyorlarmış. Yani ben de gelip size göstermek istedim. Buraya nasıl giriş yapılıyor? Onu bilmiyorum.
Yavaş yavaş içeri geçeceğiz. Para vermiyoruz ya Allah'tan, o güzel yani. İnternette paralı yazıyordu çünkü. 500 rupi, 100 rupi, 200 rupi. Para vermediğiniz için seviniyorum doğrusu. Kapılar çok güzel. Aslında hani benim de çok bilgim yok. İnternetten okudum zaten size de. Ama hoşuma gitti yani şu yapı. Görünüşü güzel. Eğer buraya gelmek isterseniz Dakashi Tapınağı'ydı sanırım. 4.30'dan sonra açılıyor. Vallahi yorulduk ha. Elimizden geldiğince bir gün içinde Dhaka şehrini gezdim. Videoyu eğer beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.